Arkadaşlar merhabalar. Ceza muhakemesi derslerinin sonuna geldik. Sondan bir önceki ders. Son dersimiz de kısa bir ders olacak. Ve bu son dersi yapmak için de güzel bir yerdeyiz. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de. Biz her sene 2005'ten beri Türk-Alman Tıp Hukuku Sempozyumlarını yapıyoruz. İki senede bir Uluslararası Tıp Hukuku Kongresini yapıyoruz. Her sene de Türk-Alman Tıp Hukuku Sempozyumu yapıyoruz. En son Kayseri Barosu'nda yapmak üzere planlama yapmıştık. Biletler dahi alınmıştı ama maalesef korona dolayısıyla iptal oldu. O günden bugüne de düzenleyemedik. Ve sağ olsun Azerbaycanlı meslektaşlarımız ve özellikle Kemale Mamadova Hanım, burada Injuria diye bir dergi var, onun da editörü, aynı zamanda avukat. O bunu üstlendi ve biz Türk-Alman Tıp Hukuku Sempozyumunu bu sene Azerbaycan'da Bakü'de yapmaya karar verdik. 15. Azerbaycan Türk Alman Tıp Hukuku Sempozumu oldu ismi. Ve 6 Haziran'da başlayacak, 2 gün devam edecek. Bu vesileyle biz de Bakü'ye geldik. Ve burada da bunun hem de tanıtımını yapmış olmak için bu dersi yapayım dedim. Son dersimizde sonraki hafta muhtemelen olur. Böylelikle finalleriniz bitmeden inşallah dersleri de tamamlamış oluruz arkadaşlar. Olağanüstü kanun yollarında kalmıştık. Bu arada biz bu kongrenin bütün kitaplarını şimdiye kadar bildirilerini hep yayınladık. Bu kongrenin de bildirilerini yine yayınlayacağız. Şimdi olağanüstü kanun yolları nelerdi? Şöyle bir kısaca görelim. Normalde klasik 3 tane, aslında 4 taneydi eskiden. Karar düzeltme vardı. Fakat karar düzeltme yeni CMK'ya alınmadı. Çok pratikte işlemiyor diye. Buna karşı bildiğim kadarıyla HMK'da hala var bu yol. Karar düzeltme gidince 3 tane kalmıştı. Fakat sonradan bir de BAM, Cumhuriyet Başsavcılığı itirazı eklendi. Yani madem Yargıtay'da böyle bir itiraz imkanı var, BAM'da da olsun diye sonradan eklendi. Bu yine 4'e çıktık. Bu 4 tane kararı kısaca görerek olağanüstü kanun yolları hakkında şöyle genel bir bilgimiz olsun istiyorum. Şimdi öncelikle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazı, bu yollar için hep unutmayacağımız şey neydi? Bunlar hepsi kesinleşmiş kararlar. Yani normalde bir yerde artık bir noktayı koymamız lazım, değil mi? Ne kadar hukuka aykırılıklar olsa bile bir kararda bir yerde noktayı koyup bitirmemiz gerekiyor. İşte bu nedenle de biz noktayı koyduk dediğimizde karar kesinleşir ama bazen yine de ya öyle aykırılıklar olabilir ki burada da ya bunu tamam koyduk noktayı ama yine de bir geriye dönsek mi dediğimiz hallerde işte bu olağanüstü kanun yolları benimsenmiştir. Bunlar çok istisnai yollardır arkadaşlar. Bize çok gelir. Vatandaş muzdariptir, arabası muzdariptir, adam artık hapse girmiştir ama bunlar hala uğraşıyorlardır. Hala bir şey yapabilir miyiz diye. Ama çok çok zordur yani bunlardan bir sonuç çıkarabilmek. Olağan kanun yolları üzerinden sonuç almak daha kolaydır. Şimdi nedir başsavcının itirazı arkadaşlar? Yargıtay kararlarına karşı İster kendiliğinden yapabilir, isterse tarafların talep üzerine. Yargıtay Başsavcısı da bunu görebilir. Diyebilir ki ya bizim ceza dairesi böyle bir karar verdi, bu karar da kesinleşti ama ben fark ettim ki burada sorun var deyip kendisi de başvurabilir. Veya siz başsavcıya gidip ya bak gerçekten burada bir sorun var, hadi bize bir destek, sen bir başvur diyebilirsiniz. Çünkü kendinizden başvuramazsınız arkadaşlar. Bu talebinizi ama kabul etme zorunluluğu yoktur. Ve bir ay içinde sizin başvurunuza üzerine arkadaşlar veya re'sen ilamın kendisine verildiği tarihten itibaren bir ay içinde arkadaşlar veya istem üzerine bir ay içinde itiraz edebilir. Nereye itiraz eder arkadaşlar? Ceza Genel Kurulu'na. Ama lehe itiraz ediyorsa bu süre yok. Her zaman için yani adam 10 yıl ceza almış, 4. yılında hala başvurabilirsiniz. Çünkü daha 6 yılı var, başvurmanın bir yararı olabilir. Peki hangi gerekçeyle? Hukuka aykırılık gerekçesiyle yapabiliyorsunuz. Yani temyizi aynı nitelikte, aslında ispatla ilgili olmaması lazım ama uygulamada görüyoruz, ispatla da ilgili başvurulduğunu görüyoruz. Bu eğer ceza dairesi kararı kesinleşmiş dediğimiz bozma niteliğinde bir kararsa arkadaşlar, yani şöyle daha doğrusu yerel mahkeme bir karar verdi. Bunun üzerine ceza dairesine geldi. Ceza dairesi onaylandığında kesinleşmiş. Dolayısıyla kesinleştiği için burada başvurabiliriz. Ama bozulmuşsa burada Ceza Genel Kurulu'na
gidip gitmeyeceği belli değil. O nedenle Yargıtay Başsavcısı'nın gitmesi doğru olmaz. Çünkü belki yerel mahkeme zaten genel kurula gidecek. Yargıtay Başsavcısı bu yolda gitmesine gerek yoktur. O nedenle bozma niteliğindeki kararlara karşı bunun uygulanmaması gerekir arkadaşlar. İkincisi, bunun paraleli Bölge Adliye Mahkemesi yeni geldi dedik. İstinaf geldiği için sonradan bu da getirildi. Çok pratikte işlemiyor. Yani %10 falan diyebilirim. 100 müracaatın 10'unda ancak Cumhuriyet Başsavcılığının itiraz ettiğini görüyoruz. Yine aynı şekilde ceza dairelerinin kesin nitelikli kararlarına karşı re'sen veya istem üzerine kendisi ilgili daireye itiraz edebilir. Re'ye itirazı süre aranmaz. Daire inceler, yerinde görürse düzeltir. Yoksa genel kurulu yerine, orada genel kurul yok, nereye gönderiyor? Ceza dairede başkanlar kuruluna gönderiyor. Ve bu karar arkadaşlar kesindir. Bu karardan sonra tekrar Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvuramazsınız arkadaşlar. Yani durup durup başvurma diye bir şey olmaz. Daha doğrusu şöyle ifade edeyim ben size. Başsavcılığa başvurduğunuz başsavcılık gerekli görmedi itirazda bulunmaya. Tekrar başvurabilirsiniz. Yani diyebilirsiniz ki ben bir daha başvuruyorum. Bir daha bir değerlendir. Yine reddedebilir. Ben başvurmuyorum kardeşim diyebilir. Bir daha başvurabilirsiniz. Ama başvurduğunuz gerçekten başsavcılıkta itiraz etti ve Başkanlar Kurulu da talebinizi reddetti. O zaman bu kesindir. Buna karşı tekrar bir başvuru olmaz. Ha, buna karşı olsa olsa ne olabilir? Yargılamanın yenilenmesi olabilir. Üçüncü yolumuz arkadaşlar olağanüstü kanun yolu. Kanun yararına bozma. Eskiden buna yazılı emir diyorduk. Belki eski kararlarda görürsünüz. O nedenle şaşırmayın bu nedir diye. Aynı şey yazılı emir. Yazılı emir Adalet Bakanı arkadaşlar yazılı emir veriyordu. Ya bunu başvur diye. Şimdi bu yazılı emir çok hoş bir laf değil. O nedenle kanun yararını bozma kavramı kullanıldı. Burada önemli olan şey şu arkadaşlar. Hakim veya mahkeme tarafından verilmiş bir karar olacak ve herhangi bir denetimden geçmeksizin kesinleşecek. Nasıl olabilir bu? Mesela işte temyiz sınırı içinde olmayan bir veya istinaf sınırı içinde olmayan bir karardır. Kararın verilmesi ve kesinleşmiştir. Böyle bir karar olabilir. Onun dışında en çok başvurduğumuz yollardan birisi takipsizlik kararlarına karşı savcının kararına karşı ne yapıyorsunuz? Sulh cezaya itiraz ediyorsunuz. Sulh cezanın verdiği karar arkadaşlar kesindir. Takipsizlik kararına karşı itiraz ettiğiniz sulh ceza reddetti. Kesindir. Buna karşı gidebileceğiniz bir yol başka yok artık. Ama ne oldu? Bu hakim tarafından verildi ama istinaftan geçmedi. O zaman ne yapabilirsiniz? Burada da kanun yararına bozma yoluna gidebilirsiniz. Yine başka bir yol, trafik cezası mesela. Hızdan dolayı yediğiniz bir ceza. Bundan dolayı itiraz ettiğiniz sulh cezaya, sulh ceza itirazınızı reddetti. Yine kesin mi? Kesin. Yine hakim kararı mı? Hakim kararı. Yine ne yapabilirsiniz? Buna karşı da kanun yararını bozma mümkündür. Peki ne yaparsınız bunun için? Adalet Bakanlığı'na müracaat edersiniz dersiniz. Veya Adalet Bakanlığı kendiliğinden de yapabilir bunu arkadaşlar. Diye dersiniz ki ya burada böyle bir durum oldu. Hiç de yapacağımız bir şey olmadı çünkü denetleyemedik, bu karar kesin. O nedenle sizden ricamız bunu başsavcılığa iletin, Yargıtay'ca bozulsun diye buraya başvurabilirsiniz. Hem maddi hem yargılama hukukuna ilişkin hususlarda başvurabilirsiniz. Lehe veya aleyhe sonuç doğurabilir arkadaşlar. Özellikle kişiler başvurduğunda hem lehe başvururlar ama mesela bakanlık kendiliğinden de görebilir, bir hukuka aykırılık başvurabilir. Aleyhe başvurabilir arkadaşlar. Burada sanık aleyhine sonuç doğurmaz diye bir düzenleme yok arkadaşlar. Yani aleyhe araştırma yasağı tabii ki burada da söz konusu arkadaşlar. Taleple bağlılık ilkesi burada geçerli. Talep edilmeyen hukuka aykırılıklar herhangi bir şekilde bozmaya konu olmaz. Bu karara karşı da direnme mümkün değildir. Son bir özel olağanüstü kanun yolu yargılamanın yenilenmesi. Eski ifadeyle iade-i muhakeme. Karar kesinleşmiş, bitmiş, her şey yapılmış. Ama yine de yeni bir takım olaylar olabilir. Bazı şeyleri yeni fark edebilirsiniz. Bu nedenle yargılamanın yenilenmesi mümkün. Yargılamanın yenilenmesi çok istisnaidir arkadaşlar. Yine vatandaşlar çok gelirler. Şu oldu, bu oldu falan filan. Hadi yargılama yenilenmesi ama çok istisnaidir ve çok zor kabul edilir. Ve bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Lehe kabul edilmesinin sebepleri daha fazladır. Yani aleyhe kolay kolay siz beraat ettiniz mesela. Beraatten sonra şu kafanızda şu takılabilir. Ya yarın öbür gün yargılamanın yenilenmesiyle tekrar yargılanırsam ne olacak acaba? Hep başınıza bir dert olarak kalabilir bu. O endişe edeceğiniz bir şey değildir. Kolay kolay olmaz çünkü şartlar çok ağırdır.
Buna karşı lehe başvurunun şartları daha geniştir, daha kolaydır. O tip hallerde daha kolay bir sonuç alınabilir. Burada özellikle dediğim gibi her türlü imkan, her türlü aykırılık bu imkanı sağlamamakta ancak sıkı şartlarla bu mümkündür. Şimdi lehe ve aleyhe olabilir dedik arkadaşlar. Lehe bakın görüyorsunuz bir sürü nedenle lehe başvurabiliyorsunuz. Mesela hükmü etkileyen bir belge sahte çıkmışsa, tanık veya bilirkişi gerçek dışı beyanda bulunmuş, hakim kusuruyla mahsus böyle bir karar vermişse, hukuk mahkemesi kararına dayanmış ama o karar kaldırılmışsa, en önemlisi arkadaşlar yeni olay ve delil çıkmışsa. Bakın yeni olay ve delil lehe ancak sizin yargılamanın yenilenmesini sağlar ama aleyhe bir tanık çıktı sonradan geldi. Diyor ki ben görmüştüm aslında Hakan yaptı bu işi. Bunun arkadaşlar bir önemi yoktur. Ama lehede çok önemlidir bu. Bir de İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'yi mahkum ederse o zaman da yine bu lehe yargılamanın yenilenmesi sebebi olabilir. Aleyhe ise bakın gördüğünüz gibi çok sınırlı. Orada bir sürü saydık burada. Ya belge sahte olacak ya hakim kasten böyle bir karar vermiş olacak ya da kişi beraat ettikten sonra ya aslında vicdan azabı çekiyorum ben yapmıştım bunu diye ikrarda bulunursa. Süresi nedir? Her zaman. Hiçbir süresi yok arkadaşlar. Hatta şimdi biraz sonra söyleyeceğim. Kişi öldükten sonra bile olabilir arkadaşlar. Buna karşılık İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı dolayısıyla biraz daha söylediğimiz lehe bir başvuru yapıyorsanız o zaman bu durumda kararın kesinleşmesine itibaren bir yıllık süreniz var. Sonra talep edemiyorsunuz. Peki bunu talep ederken bir yandan da ya bu adam cezaevinde infaz dursun, adamı salıverelim. Yok öyle bir şey yok. Ama ne yapabilirsiniz? Geri bırakılmasını veya durdurulmasını isteyebilirsiniz veya mahkemede kendiliğinden bunu yapabilir arkadaşlar. Bakın hükmün infaz edilmiş olması buna engel değildir. Hatta mesela Adnan Menderes ve arkadaşları için söylenir bu. Yani yargılamanın yenilenmesi yoluyla bu kişiler beraat etsinler diye. İnfaz edilmiş, bitmiş adamlar ölmüş. Hayır, yine de mümkündür. Ölmüş olsa bile mümkündür gördüğünüz gibi. Kim talep edebilir? Üst soyu, eşi, alt soyu, kardeşleri isteyebilir. Bunlar yoksa Adalet Bakanı da isteyebilir. Bu kadar geniş imkanlar tanınmış. Yargılanmanın yenilenmesinde arkadaşlar o mahkemenin tekrar bu konuda karar vermesi çok zordur. Yani insanların insani bir şeydir bu. Bir insan fıtratı böyledir. Aynı kararınızın yanlışını kabul etmeniz çok zordur. O nedenle CMK 23'te böyle bir hüküm var. Bunu daha önce görmüştük. Yargılama yenilmesi halinde önceki yargılamada görev yapan hakim aynı işte görev almayacaktır. Peki nasıl olur inceleme arkadaşlar? Bir kere mahkeme evrak üzerinden gerçekten de başvuru doğru mu değil mi bunu bir inceler. Ve gerçekten de evet ya burada var bir sorun derse o zaman kanıtları toplar ve gerçekten de bu kanıtlar yargılamanın yenilenmesini gerektirir ciddiyette ise de duruşmanın açılmasına karar verip yargılama yapar arkadaşlar. Ve bunun sonucunda da ya önceki hükmü onaylar bu doğruydu der ya da iptal edip yeni bir hüküm verebilir. Eğer lehe talepte bulunmuşsa asla önceki cezadan ağır bir ceza aleyhe ağırlaştırma yasağı burada da geçerli. Burada çok önemli bir hüküm 2005'te geldi. Daha önce maalesef yoktu. Hani şu Pardon filminde olduğu gibi kişi cezaevinde yatıyordu. Tutuk koruma tedbirlerinden dolayı tazminat alabiliyordunuz. Ama yargılama yenileme sonucunda beraat ederseniz tazminat alamıyordunuz. Bu işte arkadaşlar 2005 kanunuyla beraber yeni CMK ile birlikte getirildi. Evet, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru nedeniyle yeniden yargılama konusuna girmeyelim. Bu konuyu da son dersimizde adli tatil, yargılama giderleri konularıyla birlikte ele alacağım. Bakü'den hepinize selam ve sevgiler. Bir sonraki derste görüşmek üzere, hoşçakalın.